Abdülkerim Hocam, tabii ameliyat gerektiren karın ağrıları da var mıdır? Sebepleri nelerdir? Tabii ki bazen karın ağrıları ameliyata götürecek kadar bulgu verebilir. Bunlara biz zaten akut karın hastalıkları diyoruz. Bunların arasında en yaygın olanı bildiğiniz gibi apandisit, evet. Kolesistit dediğimiz safra kesesinin iltihaplanması, kolesistit ya da divertikülit dediğimiz kalın bağırsakların bir hastalığı ve bu divertikülitin medikal tedavisinin yanında delindiği zaman yaygın peritonit hali dediğimiz karın içerisinin enfeksiyonuyla karakterize bir durum aldığı zaman bunlara acil ameliyat gerekmekte. Ama genellikle karın ağrıları böyle akut karın geliştirecek tarzda değil, kronik, süregen karın ağrılarıdır. Tabii ki bunun akut hale gelmesi hastada bir kere ağrı kesicilerle geçmez akut karında. Daha da şiddetlenerek devam eder. Hasta ikiye büklüm olmuş şekilde ağrısını hafifletmek için çeşitli pozisyonlara girmeye çalışır. Bunun yanında soğuk terlemeleri, işte bulantısı, kusması, ateşi tabloya eklenir. Bu durumlar tabii akut karın olarak adlandırdığımız tablodur. Bu şekilde gelen hastayı daha önce bahsettiğim incelemelerden geçirdikten sonra, tanısı konulduktan sonra apandisit ise acil ameliyata alınıp işte apandiksin çıkarılmasıyla hasta tedavi edilir. İşte taşlı kolesistit dediğimiz safra kesesinin iltihaplarında ya da delinmelerinde, safra kesesinde de delinmeler olabiliyor. Bunda da o hastalıklı safra kesesini işte laparoskopik yöntemlerle veyahut da açık yöntemlerle çıkararak o karın bölgesinden uzaklaştırarak sebebe yönelik tedaviler yapılır. Bunun dışında karın ağrısı sebepleri bağırsak düğümlenmesi gibi durumlarda da ağrılar olabilir. Karın içerisindeki herhangi bir boşluğa sıkışmış bağırsak orada beslenme bozukluğunun sonucu olarak şiddetli ağrıyla birlikte kusma ve gaz gayta çıkaramama gibi bir tabloyla geldiği zaman da bu hastalıklarda da o bölümün bağırsak kısmının rahatlatılması, şayet nekroz gelişmişse rezeksiyon dediğimiz o bölümün alınması ile hasta sağlığına kavuşturulur. Bunun dışında ameliyat gerektirecek daha büyük mide delinmeleri vardır mesela ülsere bağlı peptik ulkus perforasyonu dediğimiz durumlarda da mutlaka acil müdahale yapılarak bu da laparoskopik ve açık yöntemle her iki yöntemle de tedavi edilebilir bir durumdur. O midedeki delik onarılır ve hasta karın içerisine tabii ki mide içerinin akması nedeniyle ya da mide asidinin peritona bulaşması nedeniyle karın içi iyice temizlenerek ve yeterli sayıda dren yerleştirilerek hasta tabii ki yatırılarak daha sonrasında ağızdan beslenmeyerek birkaç gün tedavi altına alınır. Bunun dışında çok acil, çok şiddetli karın ağrısına sebep olan bir durum da aort anevrizmalarıdır. Onu atlamayalım. Hastanın özellikle ileri yaştaki hastalarda bunu da akılda tutmak gerekir. Aort dediğimiz ana kalpten çıkan ana atar damar, tabii karın bölgesinden geçerek bacaklara damarlanma sağlayan bir organımız. Bu aortun genişlemesi sonucu 2-3 yaprağı arasına kan girişiyle diseksiyon dediğimiz, aort diseksiyonu dediğimiz bir durum, bir hastalık durumu vardır. Bu çok acil bir durumdur ve çok şiddetli ağrıyla gelir bu hastalar. Tabii gerekli tanı yöntemleri kullanılarak bunun tanısı konulur. Bu da bazen çok acil bir ameliyat gerektiren, çünkü o aort diseksiyonlarında aort yırtılması dediğimiz ani ölümle sonuçlanan durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle çok acil ameliyat gerektiren bir durumda da karşılaşma ihtimali söz konusu bu hastalıkta. Bunun dışında yani çok yaygın olmayan
hastalıklar da var tabii ki. Acil ameliyata acil ameliyatta aldığımız hastalıklar jinekolojik problemlerden dolayı. Adet sancıları adeta. Hayır, o durumda değil de mesela yumurtalık kistinin torsiyonu dediğimiz. Yumurtalık kisti kendi o rahimle birlikte bağlantısı olan tuba dediğimiz adnex dediğimiz yapıların etrafında dönerek onun da beslenmesi bozularak çok şiddetli ağrıyla gelen hastalar oluyor. Bunda da tabii acil ameliyat gerekir. Ya da büyük yumurtalık kistlerinde yırtılma, delinme, kanama da gene çok şiddetli karın ağrısı yaparak hastanelere hastaların gitmesine neden olur ve onlar da acil ameliyatı gerektiren jinekolojik problemlerdir. Bunun dışında çok ayrıntılı kitabı bilgilerle halkımızı sıkmayalım. Bu bulgular, bu hastalıklar ve tanı yöntemlerinden bahsederek isterseniz tabii yavaş hocam, yavaş evet. Programımızı toparlayacağız ama. Toparlayalım.